Selamun aleyküm arkadaşlar. Arıcılıkta hayati önem taşıyan en önemli püf noktasını anlatacağım bugün size. Bugün anlatacağım konu arıcılığınızda yeni bir ufuk açacak ve neden az bal alıyorum, neden çok bal alamıyorum diye hayalinizdeki almadığınız balın neden ve sebeplerini anlatacağım. Arkadaşlar, bunun değişik sebepleri var. Bir, yer seçimi. Arıcılıkta yer seçimi. Arılıkta yer seçimi. İkincisi, güçlü koloni. Güçlü kovanlar, güçlü arılar, sağlıklı arılar. Arıyı güçlü ve sağlıklı tutmak için sonbahardan başlar önümüzdeki yılın hazırlığı. Bu yılın sonbaharından mesela 8. ayda bal hasadından sonra başlar. Ufak bölmelerle, zayıf bölmelerle değil de bölmeleri mümkün olduğu kadar güçlü tutup 8-10 çıtalık yoğun nüfuslu arıyı 7 çıtaya sıkıştırarak kışlatırsan Anadolu ikliminde mükemmel bir şekilde kışlar. Bahara da o yoğun nüfusu 7 çıtalık arı hızlı bir şekilde gelişir. Zaten Mart'a 10 çıtayı basar. Nisan'a kalmadan kata gelir. Haziran'a ikişer kat olur. Bunları bir de birleştirdiğini düşün. 4 kat. Bir katta ikisinin fazlası çıkar 5 kat. 2 kovandan bir tane 5 katlı kovan bala sokarız. Geri kalanın diğerini de bölmede kullanırız. 3'e böleriz onu da. 3'e bölersek güçlü bölme olur 10 çıtalık bir arı. 2'ye bölersek süper güçlü olur. Çok rahat çıkar. Hiç yağmadan filan da kurtarır. 2'ye bölersek. Şimdi asıl mesele şu. Bal veriminde. Şimdi diyelim ki işte falan bölgede bal var. Arıcılar oraya gidiyor. Kayseri'de Erciyes diyelim. Erciyes'e giderler, heveslenirler. Gidenler bal mı alır? Yok. Laf olarak birbirinden heveslenip giderler. Bal alamayan ne yapar? Sahte bal satar. Şurupla bal yaptırır, yol kenarında tekir balı, yayla balı, Erciyes balı bilmem ne diye uydururlar, satarlar. Yani ben şahidim, rastladım yol kenarında bal satana. Arılara dizmiş yolun kenarına yavru, onlarca, yüzlerce arı çadır kurmuş yolun kenarına bal satıyor. Bala bir baktım, hemşerim bunlar sahte dedim, baktım sahte. Ta arkadan bir tane çıkarıyor, al şuna bak diye. Ha, o hakiki, doğru. Dedim onu sat, onu bu fiyata verir miyim diyor. Yani gördüğünüz yerlerde bu arıcılar, arıcılık sürünüyor yerde bilinçsizlikten, cahillikten. Erciyes'te arıcılar, Erciyes'e heveslenenler Erciyes'e gitmesin. Erciyes'te bal yok, olmaz da. Erciyes'in bal bölgesi Erciyes'in güney yamacıdır. Orayı da kayakçılar, ticaretçiler, otelciler, lokantalar işgal etmiştir. O yüzden Erciyes'ten ümit etmeyin, Erciyes'e gitmeyin. Ben şimdi bir perspektif çizeyim. Tüm yörelerinizde Anadolu iklimine sahip her yerde size bir perspektif çizeyim. Çok bal almanın sırrını söyleyeyim. Mesela Kayseri, Mersin'de bir amca Kayseri'de bir köye gittiğini söyledi. Bal alamadı. Ben de dedim 12 kiloyu geçmez alacağım bal. Hakikaten dedi 12 kiloyu geçmiyor. Kovan başı aldığım bal dedi. Ne yapmak lazım? İşte ne yapmak lazımı söyleyeceğim. O hacemenin gittiği yerde başkalarının da az balı alanlarının sebebi arı kovanlarının bulunduğu yerin doğal yapısı. Bir, düz alanlarda, ovalık düz alanlarda bal olmaz. Az olur olsa da. İki,
Kuzey yamaçlarda gölge düşen yerlerde bal olmaz. Olsa da az olur. Arının en randımanlı bal toplayacağı yer dağların güney yamacıdır. Sırtını güney yamacına vereceksin. Dağın arının yönünü güneye baktıracaksın. Kıble yönü diyelim. Nereye giderseniz gidin namaz kıldığınız yöne arının kovan yönü gelsin. Arkası dağ olsun, dağ. Burada mükemmel bal alırsınız. Bir kovandan eğer benim dediğim gibi iki kovan yaparsanız tek bir kovan, o kovandan 80 kilodan aşağı bal almazsınız. Eminim yani. Bunu hikaye olsun diye anlatmıyorum. Eğer bal istiyorsanız ha birleştirmezsen de 25 kilo alırsın. 30 kilo alırsın bir kovandan. Alamam diyen dediğimi uygulasın, beni arasın alamadım diye. Dağların bir şartı neydi? Güçlü koloni. Yani onu da sonbahardan hazırlayacağız. 8. ayda hazırlayacağız daha. Güçlü koloni. Varova hasarsız, sağlıklı, en az 5, 6, 7 kapalı aldığımız 10. ayda, 9. ayda yani 9. ayda 9. ayla 10. ay arasında en az 5'in üzerinde kapalı yavru aldığımız bir koloniyle gireceğiz kışa. O güçlü koloniyle girdiğimiz kış bahara güçlü çıkacağız, kayıpsız. Ve baharın şuruplayarak teşvik şurubu arıyı hızlı geliştirir, coşturur. Haftalık yarım kilo şurupla, birebir şurupla, erken baharda ise koyu şurup daha iyidir. İkiye bir olabilir. Şubat'ta mesela, Mart'ta, Nisan'da birebir şurup yeter. Arıyı sürekli haftalık yarım kilo şurup ile güçlendirmemiz lazım. Baharda. Haziran'a kata rahat çıkması lazım arı. İkinci kat istemesi lazım. İşte bu durumda iki kovanı birleştirip birini bölmeye kullanıp diğerini bala sokacağız. Ve dediğim yer nere olacak? Arkan dağ bulabiliyorsan memleketinde arkanı dağa vereceksin güneye. Kuzeyini. Kuzeyin dağ olacak. Güneyin açık olacak kıble tarafı. Ve bak o arıya sen yenebilecek misin? O arıyı iki kat birleştirdin, iki kat yaptın ya sen, üç kattı diyelim. O arı kısa zamanda 5-6 kata çıkar. Ve full doldurur. Full doldurur balı, emin olun. Koymanıza gerek yok ızgara falan. Benim usulde yaparsanız. Arı yer seçimi ve güçlü arı. Güçlü arıyla giriyorsunuz. Yer seçimi yanlış oluyor. Düz ovalık yerlere yapıyorsunuz. Esinti olan, düz olan yerlerde bal olmaz. Arı balla bocalıyor, gelişemiyor da bal da iyi çekmiyor. Ya da kuzey taraflarına, yamaçlarına, dağların, evlerin neyse bulunduğunuz ortamın yapıyorsunuz. Arı fazla bal vermiyor. Balın fazla olmasının sırrı sırtını dağa yaslayacaksın kovanın. Güney yamacına. Ondan sonra bala bakacaksın. Ha, bu dediğimi uygulayın. Bak bu işi Allah rızası için meslek olarak yapanlara söylüyorum. 300-500 kovanı olup meslek için yapanlara. Hangi bölgeye giderseniz gidin bal yok diye bir şey yok. Her yerde vardır ama seçimini iyi yapacaksın. Üşenmeyeceksin, gücenmeyeceksin. Bir suya yakın olacak. Yakın değilse koyacaksın su depolarını kendin sulayacaksın. İkincisi sırtını dağa yaslayacaksın. Güneye açık olacak. Güneyde çalışacak arı devamlı. Mükemmel bir nektar akımı olur güney yamacına dağın. Dağa bakıyorsun bomboş ot çöp yok. O otsuz çöpsüz çıplak gördüğün dağda arı tonuyla bal çeker. Acayip şekilde bal olur senin yok sandığın o dağda. Yüzlerce çeşit görmediğin otlar vardır. Arılar hepsinden harıl harıl bal çeker. Sen güneyine koy dağın, çıplaklığına bakma, otuna çöpüne bakma. Suyunu ver yeter. Sana düşen sadece suyunu yakın tutmak arıya. Benimse tekniklerde uygularsan
Ondan sonra anlarsın, gezginci arıcılara diyorum. Bu işi mesleği için yapanlara diyorum. Gideceğin, konaklayacağın yerde ilk seçeceğin şey arının sırtını dağa, önünü güneye vermek. Önü güneye açık olması, kuzeyi kapalı olması dağıyla. Sırtını dağa verdin mi arıyı yenemezsin bal çekiminden. İnan ki harıl harıl bal doldurur, depe depe doldurur kovanı. Kulaklarınıza küpe olsun bu söylediklerim arkadaşlar. Herkese bu videoyu da yayarsanız sevinirim, bir yerlerde paylaşıp. Herkes nasiplensin. Çünkü bal alamıyor millet, görüyorum. Saygılar herkese, Allah'a ısmarladık.